Excel'in matematik ve trigonometri fonksiyonlarıyla devam edelim. Bu videoda kuvvet yani İngilizce Excel'deki power fonksiyonunu inceleyeceğiz. Kuvvet fonksiyonunu kullanım amacı bir sayının karesini bulmak, bir sayının x bir üssünü bulmak. Yani ne demek istiyoruz? Buradaki örnekle açıklayalım. Elimizde bir 5 ifadesi var. Bu 5 ifadesinin üssü 2 yani kare. 5 ifadesini yan yana 2 defa yaz ve çarp demek istiyor bize. Ve bunun sonucu da 25 değil mi? Konuya derinlemesine dalmadan önce özellikle şu bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Çok fazla da böyle matematik dersine dönüştürme istemiyorum bir şey ama yaptığımız işlemi de birazcık bilmemiz gerekir. Sayı olarak da üs olarak da hem ondalık tam sayıları kullanabilirsiniz. Ondalıksız tam sayıları kullanabilirsiniz ve eksi negatif tam sayıları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların birbirleriyle etkileşiminden farklı sonuçlar türecektir. Örnek olarak 0,3'ün dördüncü kuvveti alınabilir. Yani ne demek istiyoruz burada? 0,3'ü 4 defa çarp ve sonucu yaz. Veya burada 10 ifadesini 2,1 kadar yan yana yaz çarp. Ha. Burada iş biraz karışabiliyor. Ama şunu ilk önce çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 10 üzeri 2,1'in elbette ki matematikte bir karşılığı var. Bu yüzden Excel'de de bir karşılığı var. Yine bakın burada eksi 5'in ikinci kuvveti eksi 5'in karesi var. Bu da aynı ilk örnekte olduğu gibi 25 olarak geri dönecektir. Çünkü bir eksi ifadenin farklı bir eksi ifadeyle çarpımı artı olacaktır. Buradan da şunu çıkartabiliriz. Üssü çift olan negatif sayılar pozitif olarak sonuç döndüreceklerdir. Ama eğer negatif sayıların üstleri tekse yine sonuç negatif olarak dönecektir. Kısaca az sonra yapacağımız işlemlerle ilgili bir ön bilgi verdikten sonra operatör kullanımın ardından da kuvvet fonksiyonunu görelim. Operatör kullanımı için ben son üstünün yan tarafına gidiyorum ve buraya A3 hücresindeki değeri yazıp şapkayı açıyorum ve B3 hücresindeki değeri yazıyorum. Şimdi biz ne demiş olduk burada? A3 hücresindeki değer üzeri B3 hücresindeki değer yani buradaki açılımıyla konuşursak 5 üzeri 2 yani 5'in karesi dedik. Operatörümüz bu. Şapka operatörü. Eminim bunun başka bir adı da vardır ama ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlarım varsa lütfen yazsınlar aşağıya. Operatör olarak bu şekilde 5 üzeri 2 ya da 5'in karesini gösteriyoruz. Enter dedik ve aşağıya sonucu şöyle çekelim hepsi için. Sonuçlar dönmüş oldu. Kuvvet fonksiyonuyla da aynısını yapalım kuvvet fonksiyonunu açtık. Sayı bağımsız değişken için A3 hücresindeki değeri, üst bağımsız değişken için de B3 hücresindeki değeri aldık. Sonucun operatör yöntemiyle aynı olarak geldiğini tecrübe etmiş olduk böylece. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.